öyle çözülecek çünkü bu haliyle sürdürülemez. Peki o zaman şimdi abi müsaadenle bu Aksaray'la çocukluğunuzun, ilk gençliğinizin, delikanlılığına adım atışınızın bir kere o semti bir konuşalım. Çünkü Osmanlı'dan itibaren Fatih Aksaray olsa Müslüman İstanbul'uydu. Osmanlı'da öyle hitap ediliyor. Başka bir güzelliği var. Peki Aksaray'da doğmanın, işte aile için öyle bir ailede doğmanın, yetişmenin ne gibi etkileri oldu? Daha sonraki süreçte bizim bugün izlediğimiz Metin Akpınar'ın oluşmasında onun mu etkisi var yoksa daha sonraki süreçlerinde? Bence da? müthiş Böyle bir başlayalım. etkidir. Yani doğumdan sonra beyinde kullanılmayacak hücreler dumura uğruyor. Önemlice bir sayıda dumura uğruyor. Kalan hücrelerin ara bağlantıları da her beyin hücresi 10 bin ila 30 bin bağ ile olmak üzere müthiş bir iletişim ağı kuruluyor ki bugün dünyada hatlı telefonları düşünün. Ondan daha girift bir olay bu. Bunların bağlantıların oluşması ilk 7 yaşta. Hı hı. Ben insanın her şeyini oradan yaşadığını düşünüyorum. Her şeyini oradan öğrendiğini düşünüyorum. O etkilerde travma olsun, olumlu olsun, onların kişiliğin oluşmasında, benliğin, kimliğin, kişiliğin, karakterin oluşmasında çok etken olduğunu düşünüyorum. Onun için de o yaşam benim için de çok önemli. Ben İstanbul Aksaray'da Kâtip Muhsineddin Sokak'ta babamın çalıştığı İbrahim Etem Ulagay Kimya Evinin lojmanı mahiyetindeki eski bir ahşap konakta doğdum. Kaç katlıydı konak abi? Üç katlı bir Hı -hı. konaktı. Yani o ahşap yapıya rağmen çok başarılı bir konaktı. İşte büyük balta taşlarıyla girilir, merdivenlerle sahanlıklarla çıkılır. E, aşağı yukarı 10-12 hane yaşardı orada. Bunlardan bir iki tanesi İbrahim Ethem'le bağlantılı <laughs> değildi. Ama onlara da yardım olsun diye verilmişti. Orada kocaman böyle bir salonda eski hava gazı avizelerinin olduğu, hava gazı sisteminin olduğu fakat yine babamın astığı 100 mumluk ampulle aydınlandığımız bir salonda dünyaya geldim. Annem de hastane yerine evi tercih etmiş. E muallimle onlar beraberce beni dünyaya arz el ettik. Anacığım biraz zorlanmış. Öyle olunca beni bir kenara atmışlar. <laughs> Anneyi Anne kurtarmaya çalışmışlar. <laughs> ondan sonra biz de sarıp sarmalayıp bu hale geldik. Tabii benim ilk öğrendiğim şeyler bilgi dağarcığın, dostluk, arkadaşlık, komşuluk, paylaşım, beslenme, mutfak, iletişim. Bütün bunları o konaktaki Sosyal yapıyla, o iklimle yakaladım ve öğrendim. Konak çok büyük bir konaktı ve ahşap konaktı. Yangın tehlikesi hep vardı. İstanbul'un da zaten böyle malum yangın olayları. iki tane depremde 600 sene arayla İstanbul yok olmuş. Ahşap yapmışlar, bu sefer de yangın da yani, yok yangınlar olmuş. Yangınlar da yok Karket. oluyor, evet. Abi. O yüzden de konak yanacak diye çok korkardı itfaiyeciler. Hı hı. Ben çok net hatırlıyorum. Mahalleye yakın bir yerde yangın çıkarsa bir itfaiye aracı da konağın önüne gelirdi. O yüzden de konakta yangın alarmları, hı hı. hırsızlık girdiği alarmları herkesi etkileyen, herkesi toplayan olaylardı. Ramazanlar, bayramlar bunlara ilave edilir. Bir araya gelinir, oturulur. Herkes komşuluk ahlakı içinde, adabı içerisinde. Birbirlerine yemekler yaparlar, toplayılacak yemekler yaparlar. Böyle keyifli bir ortamda yaşadım ve büyüdüm ben. Seyyar satıcılarımız geçerdi önümüzden. Zamanına göre, mevsimine göre bozul geçerdi. Kesen elbacısı geçerdi. O İstanbul'u orada yaşadım ben. Ya Katip Müsteyit'in sokakta. O dostlarla, o insanlarla. Çoğu rahmetlik oldu. Hala benim gibi yaşayanlar da var işlerinde. Böyle bir güzellik içerisinde doğdum, yetiştim. Bugünkü Aksaray'ı gördüğünüzde ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii eskiye bit pazarına nur yağdırmak istemiyorum ama Eski Aksaray başkaydı demekse de içimden geliyor yani. Hı hı. Gerçekten benim yaşadığım Aksaray İstanbul'un önemli semtlerinden biriydi. Üsküdar gibi. O zaman Beşiktaş çok önde değildi. Hı hı. Efendim Aksaray gibi, Bakırköy gibi. Orada orta sınıfın biraz üstünde eğitimli ya da biraz altında eğitimli, orta ekonomik seviyenin biraz üstünde ya da biraz altında bir popülasyon yaşardı. Bunlar eşasında bugün çok aradığımız, özlediğimiz orta sınıfı seçkili diyorlardı. O orta sınıfın kültürel yapısı, gazetesi, beslenme şeyleri, efendim, şekilleri, bütün bunlar oranın iklimi, oranın kültürüydü. Tabii önce folkloruydu, sonra harsıydı, sonra kültürüydü. O oluşmuş kültür içinde büyüdüm ben. Aşağı yukarı 12 yaşıma kadar da o konakta kaldım. <laughs> de orada yaşadım, İlk aşkları orada yaşadım. Çok keyifli bir yaşamdı benim için. Beynim gönlüm de orada oluştu diye düşünüyorum. Okula da Aksaray okula da orada başladı. Aksaray birinci ilkokuluydu. Hı hı. 45. ilkokulda önce, sonra birinci diye değişti. Hı hı. Üç öğretmen değiştirdim orada. Öğretmenlerimin hepsini severdim. Annem de biraz meraklıydı. Tek evlat olduğum için ben dört kız, bir erkekim. İlk okula gittiğimde teneffüse çıktım. Böyle bir rahatsızlık hissettim yani. Sonra baktım annem duvarın dibinden beni gözlüyor. <laughs> Duvara gelmiş evladım ne yapıyor diye. O yüzden de bütün öğretmenlerim de dost olurdu. Öğretmenleri konağa davet ederdi, yemekler verildi. Öyle güzel bir çok şanslı hocalarım oldu benim. Güzel bir ilkokul yaşamım geçti. Ortaokulu Gedikpaşa Ortaokulu'nda okudum. Gedikpaşa Ortaokulu'nda o zaman gerçekten önemli eğitim kadrosu olan okullardan Döneminin çok ünlü bir okuluymuş. Öğretmenleri çok seçkinmiş. Ben de eğitim tarihi kitaplarında okurum. Evet gerçekten 12. çok iyi hocalarımız vardı. Sonra lisemiz olunca meşhur Pertevniyal Lisesi'ne geldim. Pertevniyal Valide Sultan yani benim yaşamımda lise, işte gençlik yıllarım arttı, gelişmiş. Kişilik tam teşekkül etmemiş ama etmek üzere, oturmak üzere. Orada çok aktif ve faal bir adamdım. Yani boksu ben yapardım, basketi ben oynardım. Basketbol koçu oldum sonra. İzci takımının şeyiydim, başıydım. Efendime söyleyeyim, etkinlikler olursa, edebiyat etkinlikleri, onlara ben katılırdım. Cumhuriyet bayramlarında bayrağı ben taşırdım. Böyle çok güzel bir okul yaşamım oldu benim. O yüzden de 3 senelik okul 4 senede anca bitirebildim. aldık dönemime de rastladı. Ama benim için çok ciddi bir eğitimdi o. Hocalarımın hepsi, nurlarda yatsınlar, hepsi vefat etti maalesef. Zannediyorum bir tek edebiyat hocam yaşıyor. Cumhuriyetin, tabi Cumhuriyetin o ilk kuşağını yetiştirdiği öğretmenler. Evet. Tabii o ruhla Bize bir öğrenmeyi bir öğrettiler. Değil mi efendim? Çok evet. önemli. Ya yani Bir coğrafya hocamız vardı ki o Galatasaray'dan gelirdi. Ferhuzat Bey. Sualleri mesela şöyleydi. 20 Eylül'de Vatello Köprüsü'nün üzerinde duran adamın kravatı ne tarafa uçar? Neleri bilmek zorundasınız buna cevap verebilmek için? İşte bilmem nerede kazmasını düşüren, buzla kazmasının düşüren adamın kazması nereden çıkar? Böyle dünya coğrafyasından bize uğraştıran, efendim o coğrafyanın e, faunasıyla, florasıyla etkili bilgileri falan yığarak bize coğrafyayı öğretti. Bugün mesela Celal Şengör kulakları için nasıl hep coğrafya üzerinde durur. Evet. Coğrafyayı öğrenin, coğrafya öğrenin, coğrafyayı bilmeyen adam değildir diye bile ileri gidiyor. Onun sebebi var. Sebebi ne biliyor musunuz abi? onun Bu strateji eğitimi değişti. işte o zaman gördüm, fark ettik. Şöyle bir şey söylenir. Tarihi sağınıza, coğrafyayı solunuza koyacaksınız. Coğrafyayı bakamadığınız sürece strateji değerlendirme, analiz yapamazsınız diye. Onun için önemli. Bakın sizin de şansınız böyle bir öğretmenle, evet, evet eğitim öğretim görmüş olmakmış. Peki ya bu bir efsane olarak ortalıkta dolaşıyor. Bir Aksaray kabadayılığı var. Nedir abi? bu? Gerçekten şehir efsanesi şey, o. Böyle bir efsane. Yani, ya. ben bir ekibin başı değilim, bir mafya <laughs> lideri değilim. Uyuşturucuyla işim yok, kumarla işim yok, kahveyle, kıraatla işim yok. Biz mahalle delikanlısıyız. Ama işte o zaman tabir edilen şekilde işte bilekli yürekli delikanlı. Spor da yapıyorum. Body çalışıyorum Faltel'le. Biraz da böyle üçgen vücut falan yapmaya özenirdik o zamanlar. Öyle bir resim içerisinde mahalle delikanlısıyım. Yani şimdiki